Selamlar hepinize Eli olacağız Runner tier listimizin son bölümüyle yeniden sizlerle birlikte bugün açık mavi ağacımız var. Daha çok işlevsellik üzerine kurulu olan ağacımız var aslında. Hemen ilk runumuzla başlayalım. Buzul takviyesi. Ne yapıyor buzul takviyesi? Onunla başlayalım önce. Bir şampiyonu hareket edemez hale getirmek. Yani işte sersemletmek, havaya kaldırmak, yerine mırlamak vesaire. 3 tane o şampiyonun üzerinden etrafa dağılan buz ışını atıyor. Üç yöne doğru. Üç farklı yöne doğru. Bu alanlar 3 saniye artı sizin kullandığınız kitle kontrolünün süresine göre. Yani işte mesela havaya zıplatma adam 1 saniye havada kalacaksa ekstra 1 saniye. Sersemletme retme attınız 2 saniye mesela. İşte eşoku attınız mesela. Ona göre o kadar yerde kalıyor. 3 saniye artı sizin efektinizin süresi kadar. Bu alanın içindeki düşmanlar, bütün düşmanlar bu arada sadece bunun yiyenden bahsetmiyoruz. %30 artı 100 yetenek gücünüz başınıza %3, 100 saldırı gücü başına da, ilave saldırı gücü başına da %4 daha fazla yavaşlatma alıyorlar. Tabii bunun işte %10 iyileştirme kalkan özelliğinize göre falan da artışı var. Onunla da artıyor. pardon düzeltiyorum. Yanlış söylemeyeyim. Ha evet doğru. Pardon doğru söylemişim. Yanlış söylememişim. Aynı zamanda o alanın içindeki rakip şampiyonlar %15'te az hasar veriyorlar. Ama sizin dostlarınıza size gene aynı hasarı verebiliyorlar. Yani şimdi mesela Naturus'u aldınız. Genelde Naturus'lar Leonolar falan seviyor. Naturus'u aldınız. Attınız o çıpayı. Adama tuttu. Buz alanları yayıldı. Sizin nişancınız daha az hasar yiyor. Siz daha çok yiyorsunuz. Yani daha çok yemiyorsunuz. Siz aynı hasarı yiyorsunuz aslında. Genel olarak kullanışlı bir ürün. İlk geldiğinde biraz daha aslında yani çok fazla değişikliğe de uğradı. Kullanım alanları falan da değişti. Ama şu an özellikle bol bol kitle kontrolü uygulayabilen şampiyonlar için verimli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bence hani kitle kontrolünü kolay uygulayan engage desteklerine yani işte Rel olsun, Leon olsun o tarz desteklerden ziyade ayıklama etkisi olan desteklere de çok etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Yani mesela uzun takviyesi almış bir Jana asla yaklaştırmıyor rakipleri. Ki bunun başka kullanım alanlarında olacağını düşünüyorum ben açıkçası. Yani daha garanti kitle kontrolleri olan şampiyonlar olsalar işte bazıları. Mesela ben milyonun kullanabileceğini düşünüyorum. Çok nadir durumlarda belki Lulu'ya kullanılabilir. Eğer yerine daha defansif oynamak istediğinde falan. Ama genel olarak iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu ATR'e gönderiyorum. Dizginsiz Büyük Kitabı. Ne yapıyormuş Dizginsiz Büyük Kitabı? Size Savaş dışındayken e, Sırdar büyünüzü değiştirme fırsatı veriyor. Aslında diğer bütün anahtar kabiliyetlerden farklı olarak kendi başına bir etkisi yok. Başka bir şeyi etkileyerek hareket ediyor. İlk değişikliğiniz 6. dakikada, yani 6. dakikada ilk değişikliği yapabiliyorsunuz Sırdar büyülerinizde. Kendi içerisinde de 5 dakika bekleme süresi var. 300 saniye bekleme süresi var. O yeteneği. E, bir ne, nasıl söyleyeyim ona? Özel bir CDR büyüsü. Yani bir CDR büyüsünü seçmek yani seçtiniz. Değişiklik süresini değiştirme bekleme süresi var. Değiştirmenin de bekleme süresi var. Onu bekleme süresini 25 saniye indiriyor. Aynı sihirdar büyüsünü kullanabilmek için. Yani mesela sıçranız vardı. Tamam mı? Sıçrayı attınız. Sonra değiştirdiniz. Aynı tek tekrardan sıçrayı alabilmek için 3 kere değiştirmeniz gerekiyor. Değiştirdikten sonra 5 saniye bekleme süresiniz var. Yani ben değiştireyim hemen şurada durayım hemen teleport alayım insta basayım alt tarafı falan yapamıyorsunuz. Kendi bekleme süresi 300 ila 150 saniye arasında bu seviyenize bağlı olarak pardon seviyenize bağlı olarak değil, değiştirme seviyenize bağlı yani. Mesela sıçradan teleporta geçtiniz oradan bitkinliğe geçtiniz falan o değişikliklerin süreleri arasında onları da azalta biliyorsunuz. Tabi direkt olarak bir yani siz savaşa etkileyen bir sihirdar büyüsü değil belki ve direkt olarak istatistik vermiyor. Fakat genel olarak özellikle bunun orta koridor şampiyonları tarafından çok kullanıldığını gördük. Hangi şampiyonlar tercih ediyorlar genelde Ezgin Sazı Büyük kitabını? Ya, ya şimdi şöyle düşünelim. Diğer sihirdar büyülerinin hiçbirinden maksimum fayda alamayan şampiyonlar oluyor aslında. Ya işte mesela Yeterli anlık hasarı yok. Ya düzenli hasarında eksiklikler var. O yüzden diğerlerini verimli kullanamıyor. Ya işte savaştan çıkıp girmesi falan gerekiyor. Ya da çok fazla işlevsellik istiyorsanız genelde kullanıyorsunuz. Ama ya yani şunu da söyleyeyim. Ben bir sihir büyüsünüz özellikle bir anahtar kabiliyetten. Ya yani SW'lerin içerisinde savaşı çok etkileyebilenler var. İşte bitkinlik, yeri gelince arındır, tutuştur, hayalet bazı şampiyonlar işte. tabii ki bunların etkileri var ama direkt olarak savaşta daha büyük etkisi olan istatistiksel kazançları tercih ederim ben. O yüzden onu B'ye gönderiyorum. İlk vuruş bir şampiyona hasar vurmak ya da e kitle kontrolü uygulamak. Her şey dahil buna. Size 5 altın veriyor. Ve 3 saniyeline size bir buff veriyor. İlk vuruş buff'ı veriyor. Bu ilk vuruş buff'ıyla ile beraber 0.5 saniye o. 3 saniye bu buff'ın içerisinde Vurduğunuz bütün hasar ne vuruyorsanız artık %9 ilavede gerçek hasar vuruyorsunuz. Tamam mı? 3 saniye içerisinde 1000 vurdunuz, 90'da ilave gerçek hasar vuruyorsunuz. Tamam mı? Vurduğunuz bu gerçek hasar miktarı da sizin cebinize süre bittikten sonra eğer menzilsizseniz, %100 menzilliyseniz, %70 oranında cebinize altın olarak geliyor. Şimdi teorik olarak baktığımızda 25 ila 15 saniye bekleme süresi var. Bu arada eğer ki first strike'ınız aktif yani çalıştırmadığınızda kullanma şansınız var, daha aktif buff'u almadınız, adam size vurursa bekleme süresine giriyor. Şimdi 25 ila 15 saniye arasında bekleme süresi var. Tabii ki seviyeler ilerledikçe doğal olarak sizin de hasarınız arttıkça kullanmak daha verimli oluyor ve daha çok alıyor. Şimdi ilk vuruşun olayı aslında şu: en büyük hasar kaynağı mı, bir ürün olarak değil. Fakat çok tercih ediliyor. Özellikle çok büyük anlık hasarı olan şampiyonlar tarafından yani işte Elise, Kha'Zix veya menzil avantajı olan şampiyonlar tarafından Xerath, Jayce. Tabi Jayce gerçi bunların biraz kombosu gibi. Yani hem çok büyük anlık hasarı var Burst'ü var. O 3 saniye içerisinde çok fazla yetenek sıkıştırabildiği için hem de menzil avantajı var. Şimdi bunları kullandığınızda aslında erken oyunda neredeyse hiçbir şey katmıyorsunuz. Aldığınız altın 50-60 falan Fakat orta oyunda Özellikle eşyalarınız biriktikçe her ilk vuruşunuzdan aşırı verim almaya başlıyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Mesela oyun başında kullandığınızda işte 15-20 altın alıyordunuz. Sonra 40-50. Sonra her ilk vuruştan 150 falan derken abi altın aldığın için hasarın da artıyor. Hasarın arttığı için daha fazla altın almaya başlıyorsunuz. Kendi içinde bir döngü oluşturuyor. Ve bu döngü aslında League of Legends'da belki de bir şampiyonu, özellikle bunu verimli kullanabilen şampiyonların en çok istediği şey veriyor size. Fazladır eşya veriyor abi. Bu da Doğal olarak çoğu şampiyon için sizin daha erken güç patlamasına ulaşmanıza ve güç patlamalarını da oyunda daha verimli kullanmanıza sebep oluyor. Çok iyi bir ürün olduğunu düşünüyorum. Sonunda dengeye de oturttular bu arada. Önceden kırıktı bence ilk geldiğinde. Şu anda dengeye geldiğini düşünüyorum. Hex sıçra. Benim en sevdiğim sihirler büyülerinden bir tanesidir. Sıçranızı attınız tamam mı? Kullandığınız sıçrayı. Sıçranızı bekleme süresindeyken Hex sıçraya geliyor. Hex sıçra ne demek? Bir süre yoğunlaşıyorsunuz. Yoğunlaştıktan sonra bir sıçra mesafesi kadar bir yere atlayabiliyorsunuz. Fakat bunun bazı şampiyonlarda, bazı rollerde özellikle ben ormancı olduğum için çok seviyor olmam doğal. Orman rolünde mesela çok alakasız bir yerden bir duvardan geçip kolaylıkla baskın yapmanızı sağlıyor tabii ki. Bunu bazı destekler de kullanıyor. İşte Leonalar, Blitzcrankler falan da kullanır Pozisyon ayarlamak için. İyi kullanımında haritada çok fazla ekstra opsiyon oluşturuyor size. Çünkü 20 saniye bekleme süresi var. Düşük de bir bekleme süresi var bu arada. Ee, ve yani tabii ki savaşın ortasında basabileceğiniz bir yetenek değil. Ee, ama bir aktif yetenek sunuyor size. Diğer mesela diğer sayfalara veya işte ilham ağacının alt taraf ilham ağacı gene biraz daha okunlarda daha iyi ama diğer mesela sayfalara bakalım alt satırlara. Geneli pasif yetenekler. Hepsi ekstra istatistik veriyor. Bu şimdi diyebilirsiniz ki abi az önce işte dizginsiz büyük kitabına savaş İst istatistiği vermiyor falan. Ona laf ettim. Evet bu da vermiyor. Savaş istatistiği vermiyor sonuçta. Fakat çok ekstra bir işlevsellik katıyor size. Şampiyonuz da olmayan bir şey veriyor. Abi duvardan geçme yeteneği veriyor şampiyonuz da yoksa bile. Çok seviyorum. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Doğru kullanıldığında da çok izlemesini de keyif verdiğini düşünüyorum. Ve ya S'e göndere bir S ya. İyi kullanılmış hali S. Ama kötü halinde hiçbir işe yaramamış oluyor. Sihirli ayakkabılar, beleş botlar diyelim. 12 dakika sonra yani oyunda 12 dakika geçti. Veya işte bir skor aldınız, asist yaptınız. Her bir skorda, asiste falan da 45 saniye bekleme süresi. düşecek şekilde size bedava bir bot veriyor. Bu botun normal çarıklardan hareketi hızı 10 daha fazla. Eskiden çok güçlü, çok daha erken geliyordu falan. Ama şu anda o kadar verimli olduğunu düşünmüyorum. Bu sihirli pabuçların eski kuvvetinde değil ama şu anda dengeli olduğunu düşünüyorum. Kullanılabilir durumda. Ama çok tercih etmem. Çok da tercih edilmesinde mantıklı bulmuyorum. B e gönderiyorum. Kusursuz zamanlama. Evet. Şimdi League of Legends'da en çok olay çıkaran eşyalardan ve ürünlerden bir tanesiydi bu. Çünkü size bedava bir kronometre veriyordu. Bu ilk geldiğinde kronometre işte pahalıya kullanabiliyordunuz. Pahalıya satılıyordu. Daha erken geliyordu falan filan bir sürü şey vardı. Şimdi Dakka 14'te size bir adet kronometre veriyor. Tamam mı? Bir tane kronometre alıyorsunuz. Şimdi kronometrenin değeri 756. altın. teorik olarak size direkt olarak dakika 14'e kadar hayatta kalırsanız cebinize bir 750 altın koyuyor. Eşyanı kendisi olarak bahsediyor. Tabi satarsanız daha az para alıyorsunuz. Tamam. Ama bu kronometre standart kronometre gibi değil... Bununla yaptığınız işlere daha çok para vermeniz gerekiyor. İsmi böyle de değildi bu arada. Nasıl bir kırıklık olduğunu anlayın diye söylüyorum. Yani eski hale üstte yeni tiyer açtırırdı. Şu anki hali hala kronometrenin çok faydalı ve çok işlevsel ve çok iş yani her şeyi yapabilmenizi sağlayan inanılmaz yemlemeler, dive'lar vesaire yapabilmenizi sağlamasından dolayı atölyeye gönderiyorum. Ama şunu unutmamak lazım. Bunun yani sadece bunun değil, kronometrenin kompleliği o kaldırılması. Asıl şeyimiz bu, temennimiz bu. Geleceğin pazarı, borç batağı da diyebilirsiniz buna. Artık bankada kredi çektik de diyebilirsiniz, bilmiyorum. Bu da benim sevdiğim ürünlerden e, bir tanesi. Çok güçlü mü? Açıkçası emin değilim. Çok güçlü değil. Ama faydalı bir run. Ne yapıyor? Pasif olarak size bir kredi açıyor. Yani Şöyle izah edeyim. Mesela 500 altına bir eşya alacaksınız ama 350 altınız var, tamam mı? Geleceğin pazarı size bu eşyayı alabilmenizi sağlıyor ve bu dakika ile oyunun dakikası ile ilerliyor, tamam. sağlıyorlarken bir limiti var. Size ilk başta oyunun birinci dakikasında 145 altınlık bir kredi açıyor. Bu oyunun her dakikası 5-5 artıyor. Borç aldınız, tamam mı? Sizden 50 altında şey istiyor, komisyon alıyor aslında. Ve bu neye sebep oluyor doğal olarak? Şimdi ekonomi dersine gireceğiz değil mi? Bu sizin aslında çok basit ekonomide de böyle bir durum vardır. Daha az parayla daha büyük edere olan bir mal almanıza ve bu malı yatırıma yani elinizdeki az para yatırıma dönüştürüp bu maldan kar elde etmenize ve paranızın değerinizi korumanıza sebep olur. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz aslında bununla? Abi 2500 altınımız var borç batağı falan filan derken neyse işte altınımız kaçsa karşıdakinden daha önce eşya alıyoruz. Karşıdakinden daha önce eşya aldığımızda ne oluyor? Biz erkenden bir güç patlaması yaşıyoruz. Biz sonra o güç patlamasıyla gidiyoruz adamları savaşa zorluyoruz. O savaşı kazanıyoruz ekstra altınları cebimize koyuyoruz. Ve ekstra altınların çok küçük bir kısmını bankaya geri veriyoruz. Şimdi bu ne demek aslında? Enflasyon... <laughs> <Buraya> <geldik? gülüyor> Enflasyonist ortamda size bir kredi veriliyorsa alın. Tamam mı? <laughs> tavsiye, tavsiye değildir bu yatırım <laughs> tavsiyesi değildir. Olaylar nereye gitti bilmiyorum. <gülüyor> tamam <gülüyor> Ama bu böyle çalışıyor yani ne yazık ki. Enflasyonist ortamda size bir kredi veriliyorsa alıyorsunuz o krediyi. O krediyle beraber de bir mal alıyorsunuz. O, yani elinizdeki o parayı yatırıma çeviriyorsunuz. Paranızın değerini koruyorsunuz. League of Legends'da da aslında tam olarak böyle çalışıyor. Siz o eşyayı aldıktan sonra o fazlalığı kullandıktan sonra savaşıp doğru şekilde bunu o parayı büyütecek hale getiriyorsunuz. Tamam aldın krediyi açtım pizzacıyı item'ları koydum pizzacı profit yapmaya başladı. Fightları kazandın maç snowball bitti. Bu kadar. Ve League of Legends'da en önemli istatistiklerden biri aslında paradır. Çünkü eşyalar istatistik veriyor. Borcu biraz gözünü korkutuyor insanların. 50 gold sonuçta. Ve bu eksiğe düştüğünüzde yani shop'tan terk ettiğinizde 50 gold bir borca giriyorsunuz. Her seferinde ekstra 50 gold veriyormuş gibi düşünüyorsunuz ama yani şöyle düşünelim oyunda tutar da 5 kere kullanalım bunu tamam mı? 256 5 kere erken eşya aldığınızı düşünün. Bırak 5 kereye gerek yok bir kere erken eşya alsanız bile yetebiliyor yani. League of Legends çünkü bu tarz küçük avantajların oyunu oldu artık özellikle profesyonel sanatı. Bence çok 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 bir iyi bir ürün ve hatta underrated bir rune olduğunu düşünüyorum. O yüzden onu ST'ye gönderiyorum. Daha çok kullanmaz da önerebilirim. Minyon uçuran. Size bir tane malzeme veriyor. 3 tane minyonu havaya uçurmanızı sağlıyor bu. Gerçekten havaya uçuruyorsunuz. Yok oluyor minyon direkt olarak bu Kendi içerisinde bekleme süresi var. Aynı zamanda o minyon tipine karşı sizin bundan sonraki hasarınızı %6 arttırıyor. Fakat ilk seferinde %6 arttırıyor. Sonraki seferlerde %3 3 artıyor. Eğer aynı minyonu atarsanız, farklı minyonları atarsanız yani menzilsiz minyonları attım %6 aldım. Bir daha menzilsizleri atarsam %9'a çıkar. Ama ikinci mesela kuşatma minyonunu attım, topçuyu attım. Ona da %6 aldım. Menzilsiz de %6, kuşatmaya da %6. Sonra büyücüye attım, ona da %6 aldım. Aynı minyonu atarsanız %3, ikinci ve üçüncü için farklılarını atarsanız hep %6 şeklinde hasarınız da artıyor. Tabii ki bunu genelde e, biraz da hani koridor itme becerisi isteyen veya erkenden dolaşmak isteyen ya da oyun ilerleyen aşamalarında da minyonlara kolay kolay tek atmak isteyen şampiyonlar tercih ediyorlar. Belli kullanım durumları var. Ekstra bir işlevsellik katıyor mu? Katıyor. Ama şampiyonlara karşı savaşınızda hiçbir faydası yok. O yüzden B tier'e gönderiyorum. Peksimet bisküvi, ekmek neyse işte size yemek veriyor oyun. Kurabiye veriyor size. Dakika 2, 4 ve 6'da. Bunlar yani kurabiyeyi bastığınız zaman direkt olarak işte 40 mananız dalıyor. Da ve 40 mananız artıyor aynı zamanda ya mana havuzunuz da genişliyor. Galiba çok az da bir can iyileştirmesi de var mıydı sanki ya gitmiş canınıza göre. Bu da yazmıyor ama. Sanki öyle bir şey de vardı ya. Evet. Verdiği eşyadan bahsedelim tabii ki. Gitmiş canınızın %8'i gitmiş mananızın %8'ine... 5 saniyede dolduruyor. Manasızsanız eğer %12'sini dolduruyorsunuz. Aynı zamanda da mana havuzunuzu genişletiyor. Bunu bir dönem e, işte bug'lar oldu. Shop'a al sat yapıyordunuz falan. Bir sürü şeyler oldu. Ortalık karıştı yani orada. Ama şu anda dengeli durumda olduğunu düşünüyorum. Faydalı durumda olduğunu düşünüyorum. Tamamen bir erken oyununu ve Mana havuzunu genişletmek isteyen şampiyonlar işine yarıyor. Ama biraz oyuncuların da fazla, gereğinden fazla değer verdiğini düşünüyorum. CTR'e gönderiyorum. Kozmik Sezgi. Sihir darbiyelerinizin bekleme sürelerine etki ediyor. Aynı zamanda eşyalarınıza etki ediyor. Sihir darbiyelerinizde 18 yetenek kızı, eşyalarınıza 10 yetenek kızı veriyor. 10 yetenek kızının nasıl etki ettiğini özellikle kırmızı ağaçtayken... Ee, nerede? İnciniyes Hunter'da bahsetmiştim. Şurada. İnciniyes Hunter'ın eşyalar üzerindeki etkisinden. İnciniyes'te değil mi? Evet. Eşyalar üzerindeki etkisinden. Eşya yetenek hızı çok nadir, çok zor alınan bir istatistik. O yüzden kullanılır. Aynı zamanda Sihirdar Büyülerindeki bekleme süresinde de Sihirdar Büyüler çok uzun olduğu için yani aslında teorik olarak %18 daha hızlı da olmasına sebep oluyoruz. Fakat Sihirdar Büyülerinin bekleme süresi işte 4 dakika, 5 dakika gibi olduğu için bayağı bir süre veriyorsa 30 saniye, 40 saniye falan fark ediyor aralarda. O yüzden çok kullanışlı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Özellikle sihirdar büyülerini verimli kullanan işte Twisted Fate, Galio, Ahri gibi şampiyonlar için çok efektif olduğunu düşünüyorum. Ve Estiaire'e gönderiyorum. Approach Velocity. Benim bu da League of Legends'da en sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Türkçesini bilmiyorum ama. Eğer bir şampiyon gördüğünüz tamam mı? Ve bin menzilinizde bir şampiyona sersemletme, havaya sıçratma, yerine mıhlama, yavaşlatma, ground her şey yani. Tamam mı? Bir şampiyon varsa ona karşı giderken %7.5 hareket hızı kazanıyorsunuz. Şimdi %7.5 çok büyük bir hareket hızı League of Legends'da. Çok büyük bir hareket hızı. Zaten hareket hızı daha önce konuştuklar bahsetmiştik. Hangi durumlarda %15'e çıkıyor? Onu da okuyalım. Sponsor double to. Tuvalet Ha. Eğer kitle kontrolünü siz attıysanız. Yani. Yanımda eş var. Tamam ben de trash oynuyorum. Tamam mı? Flay attım adama. Adama doğru hızlı gidiyorum. Hook attım adama. Adama doğru hızlı gidiyorum. %15 gidiyorum. Eş adama W attı. Ben %7.5'le gidiyorum. Eş 15 ile geliyor. Şimdi aslında League of Legends'da bir sürü şampiyon. Ama bir sürü şampiyon. Bunsuz. Bu olmadan aşırı zorlanıyor. Öyle söyleyeyim size. Örnek de vereyim size hangileri mesela çok zor. Mesela Sejuani. Mesela Mundo. Şimdi Sejuani. Özellikle Sejuani'nin Kendi içerisinde aslında işte yer değiştirme yeteneği var. Kendi slow var. Uzaktan atılan bir savaşlatması da var. Fakat adamlar kaçabiliyorlar bundan. Çünkü herkesin atlama zıplama var. Sizde bir tane var çok uzun bekleme Mesela Mundo. Satırı attın vurdun adama. Herif kamil. Zınk zınk kaydı. Sen onu hızlı gidemezsen veya bir menzilin dışını çıkartırsan bir daha yakalayamazsın o adamı. Mümkün değil. Bu işte eş falan da bunlardı. Eş ama gerçi bulutsuz da oynar ama çok fayda sağlayan bir ürün. Çok büyük hareket hızı veriyor çünkü. Ve ben daha çok kullanılması gerektiğini de düşünüyorum. Onu da STR'e gönderiyorum. Son ürünümüz Time Warp Tonic. Peksimet bastın veya pot bastın. İksir bastın. Tamam mı? Onun bastığın şeyin iyileştireceği iyileştirme miktarını %30 arttırıyor. Tamam mı? %30 arttırdı. Aynı zamanda üzerinde o pot etkisi varken yani bastın onu. Tamam mı? Üzerinde devam ediyor o işte can doldurması, mana doldurması vesaire. Yüzde de hareket hızı kazanıyorsun. Bu da bu arada eskiden çok kırıktı. Çok fazla hareket veriyordu. İşte hatırlarsınız bir sürü oyuncu şeyle oynuyordu. E, Corrupting Potion neydi Türkçesi? Neyse o büyük iksir var ya bir yüksek paralı olan. Onunla oynuyordu. Tamam Tamamen bundan verim alabilmek için falan. Bir sürü şey vardı yani. Ama çok 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 dengelendi. Çok gerisinde kaldı bence. Ve yüzde iki. Abi yüzde yedi buçuk yüzde iki. Tamam bu pot bastın kendi üstüne kaçarken de kullanabiliyorsun ama oransız olarak acayip bir farklılık var arada. Çok gerisinde kaldığını düşünüyorum. Diğer runların bu kadar nerfün üstüne ve update kadar gönderiyorum ya. Vallahi ile kadar gönderdim. Buraya düşeceğini bilmiyordum ama göndermek zorunda kaldım. Diyelim ve ligozarız. The... Bunlar tier listimizin sonuna gelelim. Ha şimdi bir dakika bir dur. Sonuna geldik ama bir dakika kendi içerisinde sıralamamız lazımdı. Bazılarını sıralayacağım dedim çünkü. Kendi içerisinde en azından S sıralayalım. Tamam mı? S kim kime yukarı? Futures Market en altta abi. Yenilmez en yukarıda. Engineer Center burada. Phase Rush. Rest e Atak. Artçı Şok. Zafer onu şöyle yukarı... Zafer çok kırık bir run ya gerçekten. Yani olmaz olsun böyle. Diyebileceğiz runlardan bir tanesi. Approach Velocity. Zombie Totem. Evet SDR'i böyle sıralayabildim sanırım. Ne olduk şimdi? Yenilmez. Engineer Santır, Sürat Coşkusu. Zafer, ilk vuruş, saldırıya devam. Proçulus tamam böyle kalalım okey. A tier, ölümcül tempo başa. En iyilerden bir tanesi çünkü. Hail of Blades, Sudden Impact, Cheap Shot. Bunların ikisi de çok iyi runlar. Onları söyleyebilirim. Kuzu takviyesi yukarı. Yaklaşan fırtına yukarı. Grasp biraz yukarı. Cut Down. Çok underrated bunlardan bir tanesi. E Airy. Suda yürüyen. Suda yürüyen de alalım yukarı. Overhill çok nerflendi. Demolish. Evet. A de böyle olasın List of Blood, Ghost Pro. şöyle alalım. Üçünü bir şöyle bir yukarı alalım bunların. Bunların üçü de. Tenacity gerçi biraz gerisinde kaldı diğerlerinin ama olsun. Celerity dizginsiz büyük kitabı. Buranın en iyisi muhtemelen dizginsiz büyük kitabı. Kemişsiz yukarılarda. Scorch aşağılarda. Minion uçuran. Ghost Porro. Limbus Clock. Evet. Burası da böyle. CTR ve DTR'e dokunmuyorum. Bence zaten CTR'in bufflanması, DTR'in de reworklenmesi gerekiyor. O yüzden onları kendi içerisinde dokunmuyorum diyelim. Ve bu video serimizin sonuna gelelim. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.